Kur'an-ı Kerim'de en son nazil olan ayetin indirilmiş olduğu makamdayız, Arafat'tayız. Ayet şöyle, Estağfirullah. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Sadakallahu l-azim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ben bugün dinimi size tamamladım. Nimetimi de size tamamladım. Ve din olarak da İslam'dan razıyım buyuruyor. İşte burası Arafat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Haccu Arafe. Hac Arafat'tır buyuruyor. 5 milyon hacı her sene buraya geliyor. Burada olduğu yerde vakf oluyor, duruyor. Günahlarıyla, hatalarıyla, yanlışlarıyla hayatı boyunca işlediği bütün kötülükleri, yanlışları, iyilikleri muhasebesini yaparak göz önünden geçiriyor ve gözyaşlarıyla o kötü hallerini uğurluyor. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in müjdeleriyle dolu. El-Haccül Mebruru Leyse Lehu Cezaun İllel Cennet. Kabul olunmuş bir hac, karşılığı sadece ve sadece cennet olan bir hactır. İşte böyle bir makamdayız. Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın buluşma noktasındayız. Burada Kurban Bayramı'nın öncesi Arafat, Arefe gününde, biz burada Arafat diyoruz. İşte o Arefe gününde bütün hacılar Mekke'den, Medine'den, dünyanın her yerinden gelmiş, buralarda bekleşenler şu görünen 15 kilometrelik araziye toplanır. Burası bembeyaz olur, melekler şehri gibi olur. İşte bu melekler şehri olan 15 kilometrenin civarındaki 5 milyon hacı Arefe günü bekler. Bayramın ilk gününde buradan kucaklaşarak hareket ederler. Müzdelife, sonra şeytan taşlamak için Mina, oradan da Mescid-i Haram'a. Veda tavafını yaptıktan sonra da hac farizesi ifa edilmiş olur. Biz buradan inşallah tüm izleyenlere, kendimize, bütün Müslümanlara ümreyi, haccı diliyoruz. Onlar için dua ediyoruz. Rabbim buradaki vakfemizi, buradaki duamızı, buradaki birlikteliğimizi kabul buyursun. Kur'an yolunda bizleri daim eylesin. Peygamber yolunda bizleri var eylesin. Rahman'a emanet olalım efendim.